Değerli basın mensupları, Türkiye ekonomisi Erdoğan ve liyakatsiz yöneticilerin elinde sağdan sola ne yazık ki savrulmaktadır. Artık geldiğimiz bu noktada liyakatsiz yöneticiler açık seçik bir şekilde kendi iktidar dönemlerinin hatalarından dolayı ülkenin bu hale geldiğini itiraf etmektedirler. Örneğin Bakan Nebati'nin ekonominin sorunları 2010 yılından beri itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor demektedir. Bu iktidarın mensuplarının kendi dönemlerini suçlamaya başladığının açık göstergesidir. Demek ki 2010 yılından bu yana uygulanan ekonomik strateji ülke ekonomisindeki krizin temel sebebidir. Ülkedeki ekonomik krizin tek sebebi 2010 yılından bu yana iktidarda olan AKP hükümetleridir diyor Bakan Nebati. Bundan çıkan sonuç da şudur. Erdoğan'ın dış güçler diye hitap ettiği ve suçladığı aslında kendi ekibiymiş. Bu meşhur dış güçler AK Parti'nin içindeymiş. Değerli basın mensupları, Türkiye ekonomisini yönetmekteki basiretsiz ve ülke gerçeklerinden uzak tutum ve davranışlar Türk milletini fakirleştirmektedir. Türk devleti Erdoğan'ın aile gibi şirketi gibi yönetilmekte, ancak oluşan ekonomik zararların bedelini büyük Türk milleti ödemektedir. Artan hayat pahalılığı Türk milletini fakirleştirirken asgari ücrete verilen %50'lik zam daha işçinin eline geçmeden eriyip yok olmuştur ve yok olmaya da devam etmektedir. Sadece işçi değil, emekli, memur, çiftçi, esnaf, işsizler, küçük işletme sahiplerinin tamamı ve geleceğimiz olan gençler hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hükümet ise Türkiye'de her şey mükemmelmiş gibi saraylarında, sıcak makamlarında Türk milletinin verdiği vergiler ile sefa sürmeye, gözümün içine bak demeye devam etmektedir. Değerli basın mensupları, Erdoğan Türk milletinden ve ülke gerçeklerinden o kadar uzak haldedir ki televizyonlarda ne pahasına olursa olsun faizi düşürteceğim diyor ama herhalde Merkez Bankası faizi düşürürken tüm kamu kurumlarının %23 gibi yüksek bir faizle borçlandığından haberi yok. Buradan sizin aracılığınızla Erdoğan'a sesleniyorum. Hazinenin de borçlanma faizini düşür bakalım. Niye sadece Merkez Bankası faiziyle uğraşıyorsun? Ayrıca Erdoğan milyarlarca dolar alıp kaçmasına izin verdiği Hariri ailesine peşkeş çektiğin ve borç içinde yüzen Telekom'u şimdi milyarlarca dolar ödeyerek geri almaya çalışman, yetimin, öksüzün hakkını heba etmek, yemek değil mi? Bir gün bu Hariri ailesine peşkeş çekilen Telekom meselesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ilginç mahkemelerinden birisine şahit olacağız. Türkiye ekonomisinde ekonomik kriz derinleşiyor. Döviz kurları artıyor. Üreticilerin maliyeti artıyor ve üretimden uzaklaşıyorlar. Hayat sabit gelirli vatandaşlar için çekilmez bir hale geldi. Ancak 1922 yılı bizim için istemesek de daha da kötü olacağı benzemekte ve bunun bütün sinyallerine yazık ki gelmektedir. Bakın, 2022 yıllık bütçe kanunu TBMM'de onaylanarak kanunlaştı. Ha bakın, onaylanmasa ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten bütçe kanununu onaylamak gibi bir yetkisi de yok. Ama bu sözde onaylanan kanuna göre toplam büçe gideri 1.751 trilyon TL, toplam bütçe geliri 1.473
trilyon ve 278 milyar TL'lik bir bütçe açığı öngörülüyor. Tekrar ediyorum. 278 milyar TL'lik bir bütçe açığı öngörülüyor. 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi kanun gereği Ekim'de geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. TBMM'de bütçe geldiğinde toplam büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolardı. Ancak kanunlaştığında, yani şimdi 150 milyar dolara düştü bu para Türk lirası olarak. Değerli arkadaşlar, dünyada herhalde Venezuela dışında hiçbir yerde böyle bir durum görmeniz mümkün değil. Daha 2022 mali yılı girmeden bütçenizin yarısı erimiş, yok olmuş demek. Şimdi bütçenin yarısının yok olduğu bir ortamda öngörülen 278 milyar TL'lik bütçe açığı artık hangi seviyeye çıkacak? Onu da bekleyip göreceğiz. Bunu da Bakan Nebati hesaplayıp açıklasın. Buradan Erdoğan'a ve Bakan Nebati'ye sesleniyorum. TBMM'de kanunlaşan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi revize edilmelidir. Bu haliyle bütçe, bütçe olma niteliğini yitirmiştir. Türk milletiyle dalga geçmeyin. Bu bütçe öngörüleriyle 2022 yılı harcamalarını karşılayamaz ve Türk milletinin mağduriyetini daha da arttırırsınız. Değerli basın mensupları, Erdoğan ve hükümet üyeleri 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin iflas ettiğini aslında biliyorlar. Ancak hiçbir önlem de almıyorlar. Geçen hafta basın toplantısında ifade ettim. Bir akıldane ekonomik olağanüstü halden bahsetmişti. Evet, Erdoğan darbeyi hükümet, yani ekonomik olağanüstü hal peşinde olmamalı. Sayın Erdoğan, Türk millet adına buradan sana sesleniyorum. Zafer Partisi olarak diğerleri uyursa da biz bunun farkındayız. Seni buradan uyarıyor ve Türk milletine ve Türk tarihine şikayet ediyoruz. Merkezi yönetim bütçesini ortaya çıkardığın bu ekonomik krize göre yeniden revize et ve öyle uygulamaya koy. Değerli basın mensupları, Erdoğan ve AKP hükümeti Türk milletinin ekonomik anlamda nasıl zorda olduğunun, evine en temel gıda ürünlerini bile alamadığının farkında değil galiba. Çiftçinin artan girdi maliyetlerinin farkında değil. Esnafın siftahsız dükkan kapattığını görmüyor. Dün Edirne'den bir esnaf arkadaşım aradı. Günü 30 lira hediyelik eşya dükkanı var. Günü 30 liralık bir satışla kapattım dedi. Ama bu arada Edirne'de gıda satan, ilaç satan mağazalar, eczaneler adeta yağmalanıyor. Sadece Edirne'de mi yağmalanıyor? Hayır. Anadolu'dan gıda malzemelerini yükleyen tırlar kapıda, sınır kapısında 1,5 gün bekleyerek yurt dışına çıkıyorlar. Adeta Türkiye yağmalanıyor gıda sektöründe. Peki bu halk bu kış ne yiyecek? Evet. Üniversiteye hazırlanan gençlerin yüksek kitap fiyatlarından dolayı kitap bile alamadıklarını umursamıyorsunuz. Gençlerin başarılı olmasının önüne engel koyuyorsunuz. Bunu nereden mi biliyoruz? Merkezi yönetim bütçe gider kalemlerinden açıkça görüyoruz. Türk milleti tasarruf ederken, tasarruf etmeye zorlanırken Erdoğan ve AKP hükümetinin yetimin, öksüzün hakkını heba etmeye devam ettiğini görüyoruz. 2022 yılına girmeden hükmünü getirmiş merkezi yönetim bütçesinde birkaç harcama kalemini sizler ve Türk milletiyle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı için 4 milyar TL, yani eski parayla ifade edersek 4 katrilyon Türk lirası ayrılmış. Erdoğan'ın yangın yerine dönmüş ülke ekonomisine rağmen sarayın şatafatından vazgeçmediği görülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı harcamaları için 27.3 milyar TL'lik ek ödenek ayrılmış. Bu ek ödeneği nereye,
Nasıl kullanılacağı da belli değil. Bütçe harcamalarında bir başka harcama kalemi ise Ali Erbaş'ın başkanlığını yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Diyanet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı toplam harcama bütçesi 16 milyar TL. Bakın bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 4.1 katı, TBMM bütçesinin 7.3 katı, Adalet Bakanlığı bütçesinin yarısı, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 1.1 katı, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 2.2 katı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinin 3.2 katı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 2.2 katı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesinin 3.3 katı, Ticaret Bakanlığı bütçesinin 1.9 katı, Milli İstihbarat Teşkilatı bütçesinin 4.6 katı. Devam edelim mi arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Diyanet İşleri Başkanlığı tek başına 4-5 bakanlığın veya onlarca devletin 3 kurumunun harcadığı toplam parayı tek başına harcıyor. Bu kurumun başındaki Ali Erbaş zırhlı araçlarla dolaşıyor. Lüks otellerde, 5 yıldızlı otellerde insanlar çöpten yemek toplarken pazar atıklarını dolaşıp pazarlar kapandıktan sonra toplarken lüks otellerde, 5 yıldızlı otellerde yemekler, toplantılar düzenliyor bu adam. Ondan sonra da fakirlik Allah'a yakın olmaktır diyor. Türk milletiyle alay ediyor. Sormak lazım Ali Erbaş'a. Sen Allah'a yakın olmak istemiyor musun be adam? Sen Allah'a nasıl yakınsın? O bindiğin Mercedes'le cennete mi gidilir, cehenneme mi? Aslında senin Allah'a değil kime yakın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Değerli basın mensupları, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesi içerisindeki bir başka harcama kalemini de Türk milletinin takdirine sunmak istiyorum. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 4,5 milyar TL'lik bütçe ayrılmış. Bakın bunlar da gerçekten çok büyük paralar. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Savcılar Kurulu, bakın, Milli İstihbarat, Sahil Güvenlik, Afet Yönetim, Ticaret Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, bunlardan yüksek. Türk milletinin hayat pahalılığı altında ezildiği bir dönemde hala Suriyeli ve kaçak yabancılara bu kadar bütçe ayrılmasını anlamak mümkün değil. Üstelik buradaki para da yetmiyor. Çok farklı kaynaklardan bütçe kalemi içerisine Suriyelilere yapılan harcamaları gizliyorlar. Yine bu sene yapılacak harcama 2022'de 9 milyar dolara yaklaşacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu kurumlarını satarak Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. İnanılır gibi değil. Özetle elimizde ve elimizde olan son hurmaları paylaşıyoruz insanlarla. Şimdi ise misafirlere ikram etmek için faizle borç para alıyoruz. Erdoğan'a sesleniyorum buradan. Türk milletinin sırtına faiz yükünü daha fazla yükleme. Türk milletini harama bulaştırma. AKP hükümetinin iktidar dönemi boyunca on binlerce vatandaşımız intihar ederek yaşamına son verdi. TÜİK verilerine göre 2002-2018 arasında, yani 17 yılda 53.425 kişi intihar etmiş. 2019'da ise 3.406 kişi intihar ederek yaşamına son vermiş. İntihar sebeplerine baktığımızda 11.621'i hastalık, 2.502'si aşk ve istediği kişiyle evlenememekken geriye kalanlar ise aile içi sorun, geçim sıkıntısı, ticari başarısızlık ve diğer nedenlerden oluşuyor. Günde ortalama 8.6 Türk insanı intihar ederek yaşamına son veriyor. İntihar nedenleri arasında ekonomik nedenlerin payı oldukça yüksek. Devletimizin milyarlarca Türk lirası harcayarak yetiştirdiği insanlar yaşamlarına son veriyorlar.
İş gücü kaybı, parçalanmış aile, geride bıraktığı ailede yarattığı psikolojik ve sosyolojik travmalarıyla devletin bu ailelere sağlamak zorunda kaldığı sosyal yardım imkanlar ile ciddi bir intihar bütçesi oluşmasına neden olmuştur. Erdoğan'a tavsiyemiz yurt dışındaki insanlar ve Suriyelilerle değil, vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmesidir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tavsiyemiz ise zırhlı makam aracıyla siyasetçilerle takılmayı ve lüks otellerde ziyafet vermeyi bırakması, toplumun sorunlarına yönelik çalışmasıdır. Değerli basın mensupları, 2022 yılı merkez yönetim bütçesinde bir görev dağılımı yapılmıştır. Erdoğan ve ahalisine saray ve makamlarda şatafat yapmaya devam etmek düşmektedir. Türk milletine ise tasarruf yapmak, verilen ibanlara para yollamak, hayat pahalılığı altında ezilmek düşmüştür. Ayrıca Türk milletine 2022 yılı bütçesinde verilecek muazzam bütçe açığı ile Suriyelilere yapılan harcamaların faizlerini de ödemek düşecektir. Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Türk devletini Türk milletine tekrar geri vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırız. Evet arkadaşlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.